Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti. Ekonomi reform paketinin detayları da belli olmaya başladı. Paketle iş yaşamındaki hukuksal bazı sıkıntılar giderilecek. Paket yatırım ve tasarruf odaklı olacak. Geri sayım başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi ve reform paketine çevrildi. Yeni dönemin yol haritası yatırım ve tasarruf olacak. Paketle yatırımcıların şikayet ettiği konu başlıkları tespit edildi. Atılacak adımlar belirlendi. Yatırımlar için bürokratik süreçlerin kısaltılması bu adımların başında geliyor. Bunun için her ile bir yatırım ofisi açılacak. Bir yatırımcı o ilde fabrika kurmak veya başka bir yatırım yapmak istiyorsa, bunun için Ankara'da kapı kapı dolaşmayacak. İşlemlerini yatırımı yapacağı ildeki yatırım ofisi aracılığıyla yürütecek. Özel teşvikler içeren yatırımlar içinse Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi devreye girecek. Özel yatırımlarla ilgili yeni bir çerçeve yasa çıkarılacak. Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını azaltmak için yerli üretim teşvik politikaları artırılacak. Yerli üretim alanında yatırım yapacaklara bedelsiz arsa, vergi indirimleri, ucuz kredi sağlanması gibi destekler sağlanacak. Ekonomik paketin önemli başlıklarından birini de kamudaki tasarruf tedbirleri oluşturacak. Pandeminin ekonomik etkilerinin ardından kamuda tasarruf adımları devreye sokulacak. Özellikle acil olmayan araç alımları ve bina yapımları ertelenecek. Öte yandan koronavirüs salgını sebebiyle bir yıldır uygulanan kısa çalışma ödeneğinin Mart sonuna kadar son defa uzatılacağı açıklanmıştı. Ancak toplu işten çıkarmaların yaşanabileceği endişesiyle uygulamanın Haziran sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Pandemi nedeniyle yeniden yapılandırılan borçlar için ilk taksit 1 Mart'ta ödenecek. İlk taksidin ödenmemesi durumunda yapılandırmanın bozulması söz konusu. Pandeminin devam etmesi nedeniyle yapılandırmaların bozulmaması yönünde bir çalışma yapıldığı da öğrenildi.